Şimdi geliyorum bakalım problemlerimize geçiyorum. Taban ayrıtları 40 santim ve 2,4 desimetre olan dikdörtgenli prizması şeklindeki hediye kutusunun yüksekliği 1,2 desimetredir diyor. Evet. 40 santim, 2,4 desimetre ve 1,2 desimetre. Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir hediye kutusunun hacmi kaç santimetre küptür? Santimetre küp dediğine göre bunları santime çevireceğim. Öyle çarpacağım. Tamam mı? Evet. 40, 24 değil mi? Onunla çarpıyorum ve 12. Tamam mı arkadaşlarım? Evet. 40 ile 24'ü çarpalım bakalım. Onu da 12 ile çarpacağız. 24 çarpı 40 diyorum. 0, 0. 4 ile 4, 16 elde var. 1. 4 ile 2, 8 elde var. 1, 96. Topladım. 960 etti. Evet. 960 ile 12'yi çarpıyorum. 0, 12'nin ikisi elde var. 1, 18 elde de var. 1, 19. 960. Topluyorum. 0, 2, burası 5 elde elde var. 1, 10, 11. Evet. 11.520 santimetre küp ediyormuş burası. Bakın buradaki ince ayrıntı ne? Bizden santimetre küp istediği için her bir birimi santim yapmamız lazım. Tamam. Sizden ne istiyorsa desimetre küp mü istiyor? Her birini desimetre olaraktan almanız lazım. Tabi işinizde nasıl kolay geliyorsa, desimetreler virgüllüyse hocam ben bunu santimetre alayım, çarpayım, en sonunda 3 basamağını götürün desimetre küpe çevirin diyen arkadaşın tebrik ediyorum. Süper. Tamam arkadaşlar. Nasıl rahatınıza geliyorsa. Yani matematik bir yöntem ve yöntemler birliği arkadaşlar, siz illa şöyle çözeceksiniz, böyle çözeceksiniz diye kimse size diyemez. Mantığınıza nasıl yatıyorsa, soruyu nasıl kolayınıza getiriyorsanız yeter ki çözün. Tamam mı arkadaşlar? He şu da var. Eğer daha kolay bir çözüm yöntemi gördüyseniz ona başvurun. Bunu söylüyoruz. Şimdi arkadaşlar diyor ki hacmi 50 1,2 desimetre küp olan pizza kutusuna, tamam mı? Pizza çantasına diyelim. Pizza çantasına. Çünkü içine kutular konacak. Pizza çantasına ayrıt uzunlukları 40 santim, 40 santim ve 4 santim olan pizza kutularından kaç tane sığar diyor. Şimdi arkadaşlar pizza kutularının hacmini bulalım. 40 çarpı 40'tan ne olacak arkadaşlar? 1600. Bunu da 4 ile çarparsak arkadaşlar ne olacak? 6400 santimetre küp pizza kutularının hacmi. 51,2 desimetre küp diyor. Bunu ne yapacağız? Artık bunu ezberlediniz. Bunu santimetre küpe çeviriyoruz. 51,2 desimetre küp. Santimetre küpe çevirirken 3 tane sıfır ekliyoruz. Bir tanesi virgülü kurtardı. 2 tanesi sıfır olarak geldi. 51,200, yani 2 tane sıfır yanında olacak. Santimetre küp. Bir daha söylüyorum burayı. 3 sıfır, yani 1000 ile çarpacağız ya, bir tanesi virgülü kurtardı. 512 yaptı. Geri kalan 2 sıfır da yanına eklendi. 51.200 santimetre küp oldu. Şimdi 51.200'ü böleceğim 6.400'e. Tak 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 yapabilirim. Tamam mı arkadaşlar? 512'yi 64'e bölersem kaç olacak diyebilirim. Ne yapalım? 7 tane olsa 42, 8 tane olsa, acaba 8 olsa bakalım yapıyor mu? 480 artı 32, evet 512 ediyor. Demek ki arkadaşlar içerisine 8 tane pizza kutusu sığabiliyormuş. Tamam mı sevgili arkadaşlarım? Evet, geliyor diğer bir problemim. Diğer bir soruya geçiyorum. Bir çamaşır makinesi vermiş. Demiş ki taban ayrıtları 60 santim, 55 santim ve yüksekliği 85 santim olan bir çamaşır makinesinden bahsediyor. Evet. Hacmi kaç metreküptür diyor. Oo, santim 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 denilen metreküp istiyor.
Şöyle düşünürseniz ayvayı yersiniz. Metreye çevireyim, metreye çevireyim, metreye çevireyim. Hayır. Virgüllerle çarpmak, uğraşmak istemiyorum ben. Mantıklı bir adam der ki ben bunu böyle çarpayım. Ulan en sonunda santimetre küpten metre küpe çevirmek daha kolay olur dersiniz. Çok da güzel edersiniz. 55 ile 60'ı çarpıyorum. 0, 0. 30'un 0 elde var. 3, 30, 30, 3. Topladım. 3300. Evet. 3300 ile 85'i çarpacağım. Evet. 3300 ile 85'i çarpacağım. Ne yaparım ben? 33 yaparım. Sonuna 2 tane 0 koyarım. 33 ile 85 çarpıyorum. 85 ile 33 çarpıyorum. Sonuna 2 tane 0 ekleyeceğiz. Tamam mı? Sildim ya buradan şu anda. 3 çarpı 5 15 elde var 1. 3 çarpı 8 24 elde var 1. 25. 3 çarpı 5 yine 5 yine aynısı 255 sayısı gelecek buraya. 5 10 elde var 1. 7 8 burası 2. 2 tane 0 ekliyorum. Tak tak. Ne oldu? 280.500 santimetre küp etti. Metre küpe çevirirken 6 tane 0 siliyorum. Yani 6 basamak küçülteceğim. Ne yapacaktık arkadaşlar? 2 tanesini sildim. 2805 oldu. Sonra 4 tane yapacağım. Bakın 1, 2 tane de bu oldu. 3, 4, 5, 6. Demek ki 2'nin önüne bir virgül koyacak şekilde küçültüyorum. 0,2805 metreküp bu çamaşır makinesinin hacmi olacakmış. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi geliyorum. Bir tane daha bir sorun var. Bir tane cep telefonunun hacmini bu sefer tahmin etme. Tamam mı arkadaşlarım? Evet. 12,4 santim, 0,9 santim ve 6,4 santim olan ayrıt uzunlukları bir dikdörtgenler prizması şeklinde telefonun hacmini tahmin edin diyor. Tahmin neydi? Bunları en yakın birler basamağına yuvarlıyorduk. Bunun en yakın birler basamağı ne? 12 santim. Bunun en yakın birler basamağı 1 santim. Bunun en yakın birler basamağı 6 santim. Bu üçünü çarptığımızda 12 ile 1'i çarptım 12. 12 ile 6'yı çarpıyorum. 72 santimetre küp. Bunun tahmini arkadaşlar hacmi olacaktır. Bir tane daha soru sormak istiyorum bitirmeden önce. Güzel bir soru gelecek. Şimdi arkadaşlar taban ayrıtları 160 santim olan kare prizma şeklindeki oturma alanının yüksekliği 45'tir. Yani 160, 160 ve 45 ayrıtları, tamam mı arkadaşlar? Kare prizma bu. Bir oturma alanı bir ağaç etrafına yerleştiriliyor. Bunun için taban ayrıtlarının uzunluğu 40 cm olan bir kare şeklinde prizma oturma alanının ortasından kesilerek çıkartılıyor. Buna göre oturma alanının hacmini bulunuz. Buradan arkadaşlar şuradan, tamam mı? Şu oturma alanından 40, 40, 40 olan küp şeklinde hacim ne olacak arkadaşlar? Çıkartılacak. Yani bu büyük kutu, şöyle diyelim arkadaşlar. Şöyle bir büyük kutumuz var, tamam mı? Şöyle büyük kutu var. 160'a 160, 45 olan bu. Bunun içinden şöyle 40'lık tabana kadar şöyle, ama hakikaten güzel çizdim bu sefer. Şu içinden 40'a 40, 40 olan böyle bir küp çıkacak. Kalan cismin hacmini diyor. Yani büyük cisimden küçük cismin hacmini çıkardığımızda biz bu sorunun cevabını bulacağız. Doğru mu arkadaşlar? Şunu siliyorum o zaman. Ne diyor? Bulun hacmini diyor. Direkt bulunuz. Metreküp, santimetreküp falan demiyor. Demek o zaman bunlar santimetre ise sonucu da santimetreküp olarak bulacağız. Evet. 160 çarpı 160 diyorum arkadaşlar. Biraz uzun olacak. Sizler de benim gibi kalemi elinize alın, çarpmayı yapın lütfen. 0, 0, 0. Ne oldu? Ben arkadaşlar şöyle yaparım daha doğrusu. 16 ile 16'yı çarparım. 256'ya 2 tane de 0 eklerim arkadaşlar. Tamam mı? 256'ya 2 tane 0 eklerim. 256 tak tak. 25.600 oldu. Tamam mı? Çarpıyorum 45'e. 25.600'ü 45'e çarpıyorum. 2 tane 0'ını sildim. Sonra ekleyeceğim burayı. Tamam mı? Sonuca ekleyeceğim burayı.
Ne yapıyor? 5 çarpı 6 30 elde var 3. 5 çarpı 5 25 3 de var 28 etti elde var 2. 5 çarpı 2 10 elde var 2 idi 12. 4 çarpı 6 24 elde var 2. 4 çarpı 5 22 de elde var. 22'nin ikisi yine elde var 2. 4 çarpı 2 8 elde 2 vardı 10. Topluyorum 0 2 elde var 1 5 1 1. 2 0 silmiştim. Onu da ekliyorum. Tak tak. Ne oldu? 1 milyon 152 bin santimetre küp etti. Santimetre küp. Bu büyük alanın, büyük hacmin hesabıydı. Şurada küçük hacme bakıyorum. Ne yapacağım? 40 çarpı 40 çarpı 40. Evet 40 çarpı 40. Ne oldu arkadaşlar? 1600. 1600'de de 40'ı çarparsam kısa yoldan kafamdan yapıyorum. Yani 4 4 daha 16. 4'ü daha çarparsam 64. 3 tane 0 ekliyorum arkadaşlar. 64 bin olacak. Evet. 1 milyon 152 bin santimetre küpten 64 bini çıkarırsam 1 milyon 152 bin hacimden 64 bini çıkartırsam 0 0 0. Evet burası 12'den 8, 4 çıktı 8. Burada 4 kaldı. 14'ten 6 çıktı. Ne oldu? Burası da 8. Burası 0. Tekrar buraya 1 indi. 1 milyon 88 bin santimetre küp. Evet onu da gösterelim. Santimetre küp. Kalan cismin hacmiymiş. Böyle büyük cisimlerden bir parçasını kesip çıkartmak demek arkadaşlar. Hacim çıkartma soruları. Tamam mı arkadaşlar? Gördüğümüz gibi bunları da gördük. Burada en çok bir şey dikkatinizi çekecek. Ne arkadaşlar? Tembellik etmeme. Büyük sayıları çarparken of yine mi buydu değil. Zaten sizi bir matematikçi olarak burada bu işlemlerle yetiştiriyor. Yani matematikçilik demek arkadaşlar bir şeyin mantığını direkt anlayıp da yapabilmekle sabit kalmıyor. Siz bu işlemleri yapabiliyorsanız matematikçisiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Kalemi kağıdı alıp ne olur diyeceksiniz ki ya ben tembellik etmemem lazım, vazgeçmeyeceğim, ben bu soruyu çözeceğim deyip üzerine gideceksiniz. O zaman demek ki siz bu işlemlerden rahat çıkıyorsunuz demektir. Tamam arkadaşlar? Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hacim ölçmeyi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir dahaki dersimiz sıvı ölçme olacak. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiler ve saygılar diliyorum.